Yapay zeka son zamanlardaki en büyük gündemlerden birisi. Herkes yapay zekayı konuşuyor. Şu an yapay zeka sayesinde birçok kişinin yaptığı işler daha kolaylaşmaya veya basitleşmeye başladı bile. İş yükünü azaltmaya başladı birçok insan için. Ben de son birkaç haftadır yapay zekayı biraz daha fazla kullanmaya başladım. Ben bunları ChatGPT'nin ana sayfası üzerinden yapıyordum. Artık ChatGPT'yi Obsidian'a da dahil edebiliyoruz. Not alma sürecinizi ilginç bir şekilde değiştiriyor. Bugün sizlere ben ChatGPT ile Obsidian'ı nasıl kullanıyorum onu göstereceğim ve yine sizin de nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Bu noktada şunu diyeceksiniz. Mahremiyet sorunları yok mu? Evet, mahremiyet sorunları da var ama bunu da yine video içerisinde konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz. Ben Yusuf. Uyumlara göre Logitech Mouse'a benziyormuşum. İltifat olarak almayacağım ama umarım G300 S'e benzemiyorumdur. <laughs> bu kanalda Linux teknoloji mahremiyet ve güvenlik konuları hakkında konuşuyoruz. Dağıtım, yazılım incelemeleri ve teknoloji gündemini sizlerle paylaşıyorum. Bu konular hakkında ilgiliyseniz kanala abone olup aramıza katılmanızı beklerim. Şimdi hazırsanız gelin Obsidian'la nasıl yapay zeka kullanabileceğimizi görelim. Boş bir sayfa açtım yapay zeka karalama tahtası diye. Ve burada Obsidian nedir bilmiyorsanız bir not alma uygulaması. Obsidian not alma sistemleri oluşturabiliyorsunuz. Ben daha önce Obsidian'la nasıl bir sistem kullandığımı başka bir videoda göstermiştim. Onu da yukarıya koyarım oradan gidebilirsiniz. Basitçe not alabiliyorsunuz ve Obsidian'a bir sürü eklenti kurabiliyorsunuz. Bugünkü kullanacağımız eklentinin adı adıysa Text Generator eklentisi. Bu Text Generator eklentisinin ayarlar kısmına gelip Community Plugins'ten kurabiliyorsunuz. Kurduktan sonra bir yapay zeka API kodunu almanız gerekiyor. Buradan ayarlar kısmına geliyorum ve burada benim API anahtarımın olduğunu görüyorsunuz. Buraya tıklayarak API anahtarınızı alabilirsiniz. Buraya yapıştırdığınızda artık tamam olmuş oluyor. Yani şu an ChatGPT Obsidian içerisinde kullanabiliriz. Peki ne yapabiliriz? Bundan bahsedelim. Şuraya yapıştırayım. Karalama tahtamız burası olduğu için. Tabi herhangi bir notta kullanabilirsiniz. Şimdi ChatGPT'ye şunu demek istiyorum. Bana bu başlıklara bakarak yeni başlıklar üret Bunun için bu arada normal CTRL e basarak command kısmını açıyoruz. Text Generator kısmına geldiğimizde Generate and Insert Template'e basıyorum. Bunun için ben ayrıca bir kısa yol atadım. CTRL e Buna tıkladığımda daha önceden oluşturduğum şablonları gösteriyor bana. Mesela bunu seçip CTRL e Alt O yaptığımda buraya başlık üret dediğimde şu an benim için buradan başlıklar üretecek. Tıklıyorum. Şu an gördüğünüz gibi yeni başlıklar üretti. Yapay zeka ile not alma sanatı. Obsidian kullanan Not alırken yapay zeka kullanmanın avantajları. Obsidian ve yapay zeka verimli not tutma yöntemleri. Yani tabii bunların çoğusu güzel olmuyor açıkçası başlık konusuna baktığımda. Ama bazen bazı kelimeler ya da bazı noktalar esinlenmemi sağlayabiliyor. Dolayısıyla bunu kullanıyorum mesela. Başlık üretmemizi sağlıyor. Bu arada şablonları nasıl oluşturacağım diye soruyorsanız ona az sonra geleceğim. Öncelikle neler yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Daha sonrasında bu şablonları nasıl oluşturduğumu göstereceğim ve hatta bu şablonları sizinle paylaşacağım. Daha sonrasında yapabileceğimiz şeylerden birisi nedir sorusunu sormak. Open Broadcast Software yazıyorum ve bunu seçiyorum. Tekrar kısa yolumla template'leri açtığım zaman nedir? Template'ini sorabiliyorum. Enter'ladığımda şu an şu soruyu sormuş oluyorum aslında. Open Broadcast Software nedir? Burada Open Broadcast Software açık kaynak kodlu bir video yayın yazılımıdır. OBS, Twitch, YouTube ve diğer çevrimiçi platformlar gibi canlı yayın yapmak için kullanılabilir. Burada da ne olduğunu söylüyor. Tabii ki yapay zeka ne olduğunu sorarken doğrulamakta fayda var. Ama böyle basit şeyler için ya da tam o esnada anlamak isteyeceğiniz şeyler için bunu kullanabiliyorsunuz. Bir başka template'im ise özetleme. Kendi yapay zekanın çıktısını özetlettirelim. Şimdi buraya geliyorum. Özetle diyor. Altyazı ve kendi az önce ürettiği yazıyı özetlemesini isteyeceğim. O mesela açık kaynak kodlu bir video yayın yazılımıdır. Yayın yapmak için kullanılabilir. Ekran paylaşım, web kamera görüntüsü, ses kaydı vesaire alabilir. Ücretsiz bir seçenektir falan filan diye bu metni böyle liste halinde özetledi. Çok güzel. Makale seçeceğim zaman bazen çok yoruluyorum okumaktan ve diyorum ki bu makale neyi anlatıyor? Özetle diyorum. Yalnız burada da şöyle bir sıkıntı var. Bunu alışkanlık haline getirmemekte de fayda var. Çünkü her şey yapay zeka yaptırmakta iyi bir şey değil. Bu kaslarımızı yormamakta da fayda var. Ama yer yer kullanılabileceğini düşünüyorum. Zaman kazandırıyor çünkü. Daha farklı bir şey yapalım bunu siliyorum ve yine aynı şeyi seçiyorum ve diyorum ki basitleştir. Şu an az önce yazdığı çok zor bir yazı değil. Yani belki kompleks bir yazı seçersek bence de kompleks bir yazı seçelim. Wikipedia'ya girelim. Mesela HTTPS için olan bir metni seçelim. Bu da gerçi aşırı karmaşık değil ama az önceki metinden daha karmaşık. Bunu seçtikten sonra şunu diyeceğiz. Bunu bizim için basitleştir. Ve evet basitleştirdi burada. Şu metni 3 paragrafı bir paragrafa getirdi. Ne yazmış? Bakalım HTTPS internet üzerinde güvenli iletişim için kullanılan bir protokoldür. Bu protokolde iletişim taşıma katmanı veya öncesinde onun öncülü selefi olan güvenli soket katmanı ile şifrelenir. HTTPS sayesinde erişilen web sitesinin kimlik doğrulaması yapılır ve aktarılan verilerin gizliliği ve bütünlüğü korunur. Görece biraz daha basit diyebiliriz. <laughs> Tabi bazı terimleri daha da belki açması gerekebilir hiç bunu bilmeyenler için. Bunun için de ayrıca şablonumuzu değiştirebiliriz ama mesela bir de şunu diyebiliriz. Basitleştir dedikten sonra analoji oluştur diyebiliriz. Bunu farklı bir analojiye benzetmesini isteyebiliriz daha kolay anlaşılabilmesi için. Bakalım güzel bir analojiye benzetti mi? HTTPS güvenli bir internet bağlantısı sağlamak için kullanılan bir protokol bu protokol web sitesi ile kullanıcılar arasındaki iletişimi şifreleyerek güvenli hale getirir. Bunu mektup göndermeye benzetebiliriz. Normal bir mektup gönderirken içindeki bilgiler herkes tarafından okunabilir. Ancak zarfı kapatarak içeriği koruyabiliriz. HTTPS de aynı şekilde web sitesiyle kullanıcı arasındaki bilgi alışverişini koruyarak zarfın içindekilerin korunmasını sağlar. İlginç. <laughs> fena değil, fena değil. Daha güzel olabilirdi bence de. Bu arada analojiyi falan çok sık kullanmıyorum ama bir şeyleri basitleştirmek için analojiler işe yarıyor. Benim en sık kullandığım şeylerden birisi bazen yazdığım şeyler şablonlarımla alakalı olmuyor. Başka bir şey yazmasını istiyorum. Bana obsid not alma uygulamasında neler yapabileceğimi liste şeklinde anlat. Şimdi böyle bir şablon oluşturamam. Her seferinde de farklı bir şey kullanıyorum. Bunlar için tek tek şablon oluşturamam. Her komutumu anlayabilmesi için ayrı bir şablon oluşturdum. Komutum neyse onu alıyor ve onu veriyor bana sadece. Şablonun adını da prompt koydum. Herhangi bir şey girdi falan diye de koyabilirsiniz belki. Bunu enterladığımda şu an sadece bunu alıp bunun üzerine bana bir çıktı verecek. İstediğiniz kitaplara girebilirsiniz. Kitaplar hakkında detaylı bilgi de verebilirsiniz. Kitap ne alaka bilmiyorum. Kaçma oldu biraz ama herhalde Obsidian not alma uygulamasını farklı bir şey olarak algıladım verdiğiniz girdi almasını bu şablonla sağlayabiliyorsunuz. Yazımı geliştir diyebiliriz. Felaket anında sosyal medyanın çökmesiyle ilgili yaptığım bir video ve yazı vardı. Mesela bu yazıyı kopyaladığımda ve buraya yapıştırdığımda şunu söyleyebilirim. Bu yazıyı iyileştir, yani daha iyi bir yazı haline getir diyebilirim. Bu şekilde kendi yazınızı belki farklı şekilde esinlenebilirsiniz. bir tık daha şu cümle yerine şu konulabilir gibi görebiliyorsunuz. Yazıyı iyileştir. Template'ini kullanabilirim. Bakalım yazıyı ne kadar farklı hale getirmiş. Dağıtık A herkesin kullanabileceği protokollerin uygulamalar tarafından benimsenmesi anlamına gelir. Mesela ilk cümlede bir fark var. Fera değil. Örneğin Facebook, Twitter, Instagram dağıtık A katılacak olsaydı siz Twitter'da yazılanları Facebook'ta da görmüş olacaktınız. Hatta bu kişileri takip edip mesajlaşabilecektiniz. Örneğin Facebook, Twitter ve Instagram gibi merkezi platformlar dağıtık A katılsaydı Twitter'da yazılanları Facebook'ta da görebilir ve bu kişilerle etkileşime geçebilirdik. Güzel farklı kelime seçimleri var. Daha iyi olabilir daha kötü olabilir. Aslında bu bizim yapay zekadan esinlenmemizi sağlıyor. Belki bir şeyleri değiştirirsiniz, belki bir şeyleri değiştirmezsiniz. Böyle bir seçenek de mevcut. Yapabileceğiniz şeylerden birisi aynı zamanda dil bilgisini düzelt. Burada eğer ki bilmiyorum dil bilgisi hatası var mı ama varsa dil bilgisi hatasını düzeltebiliyor. Bunu çok sık kullanamadım açıkçası. Dağıtık artık A distribute A dedi. Bunun dil bilgisini düzeltmede kullan neden bilmiyorum ama özellikle Türkçede çok dil bilgisi düzeltmek için bir araç yok maalesef. Grammarly ya da Language Tool AI de maalesef Türkçe seçenekler sunmuyorlar. Yapay zeka belki belli başlı grameri düzeltebilir. Ama yalnız burada kelime değiştirdi. Kelimenin kendisini değiştirmesi hoş olmadı. Dediğim gibi bunu çok sık kullanmadım. Ne kadar iyi çalışıyor henüz bilmiyorum. Aynı zamanda daha yapabileceğiniz bir sürü şey var. Yani hepsini tek tek gösterirsem çok vakit alacak. Onda farkındayım. Şöyle hızlıca bakacak olursak yeniden yazabiliyorsunuz. Bazı şeyleri yeniden daha geliştirmiş bir şekilde yaz diyebilirsiniz. Bir iskelet ürettirebilirsiniz. Bir konu hakkında bir outline ürettirebilirsiniz. Bir yazınız hakkında etiketler bulmasını sağlayabilirsiniz. Bir konu verirsiniz ve bu konu hakkında ne yapabiliriz diye bir beyin fırtınası yapmasını sağlayabilirsiniz. Bir e i ile negatif veya pozitif bir şekilde cevap yazmasını sağlayabilirsiniz gibi gibi bir sürü şey var. Tabi chat GPT ile ne yapabiliyorsanız bunları da yapabileceksiniz. Peki şunu soracaksınız. Ben bu template'leri nasıl kuracağım? Text Generation ayarlarına geldiğinizde hangi klasörde olması gerektiğini belirtmeniz lazım template'lerinizin. Ben mesela rep prompt diye bir klasör oluşturdum. Bütün template'leri buraya atıyorum. Bu şablonları sizlerle de paylaşacağım zaten. Mesela analoji oluştur şablonuna geldiğimizde burada bir kontekstimiz var. Aşağı yazıyorum ki provide an analogy to explain this in simple terms and in Turkish. Neden mesela bunu Türkçe olarak yazmadım. Çünkü İngilizce olarak bence biraz daha iyi anlıyor yazdığım şeyleri. En sonunda bir sonucu Türkçe istiyorsam Türkçe olarak ver bu sonucu diyorum bana ve düzgün bir şekilde çalışıyor. Başlık ürete geldiğimde bu içerik hakkında 10 tane ilgi çekici başlık öner ve Türkçe de olsun diyorum. Mesela siz yeni bir template oluşturacaksınız diyelim. Make a copy diyebilirsiniz. Başlığı değiştirirsiniz. Prompt id değiştirirsiniz ve buradaki prompt'ı değiştirirsiniz. Böylece kendi şablonunuzu oluşturmuş olursunuz. Benim en son yaptığım şablonlardan birisi prompt. Prompt'ta mesela hiçbir şey yazmıyorum. Direkt seçtiğim seçenek benim chat gönderdiğim komut oluyor. Ne yazarsam onun çıktısını vermiş oluyor. Zaten varsayılan şablonları indirmek için text generator yazarsanız mesela template package manager'a gelirsiniz ve burada varsayılan paketler var ve bu arada text generator'ı hem resim üretmek için de kullanabiliyorsunuz Obsidian içerisinde hem de Hugging Face'deki bazı ayarlar için de kullanabiliyorsunuz. Belki ileride bu daha da genişler. Farklı ayarlar da ekleyebilirler buraya. Ama burada default prompts package'i indirerek buradaki birçok get paragraph, get text, get titles gibi şeyleri zaten hali hazırda erişebiliyorsunuz ve bunları kopyala yapıştır yaparak kendiniz değiştirebilirsiniz değiştirebilirsiniz. Benim yaptığım gibi. E burada şunu da soruyor olabilirsiniz. Bunu yapıyoruz ama mahremiyetimiz ne olacak? Burada hep mahremiyetini çok önemseyen birisin. Şimdi mahremiyetini çöpe mi atıyorsun? Dostlar şöyle bir şey var. Chat GPT sizin bütün verilerinizi elinde tutuyor. Bir defa onu unutmamakta fayda var. Sizi tanımlayıcı bilgilerde topluyor. Web sitesini kullandığınızda, hizmetlerini kullandığınızda. Zaten bir defa isim soy isimle telefonla falan kayıt alıyorsunuz. Siteye girdiğinizde IP adresiniz, tarayıcı türü ayarları ve verileri vesaire topluyor. Bunu kendi gizlilik politikasında yazıyor. Açıp okuyabilirsiniz. Cihaz adı işletim sistemi, tarayıcı, cihaz bilgisi vesaire. ne? hepsi ve birçok çerezi depoluyor zaten yani sizin tekil olarak tanımlıyor bunu unutmayın. Dolayısıyla chatgpt'ye vereceğiniz içerik onların elinde duracak. Büyük bir verinizi paylaşmış oluyorsunuz bunu unutmayın. Herkese açık olarak paylaşacağım şeyler için biraz daha kullanıyorum ve hatta bir blog yazısı yazacaksam mesela orada yardım almak için kullanıyorum. Dediğim gibi herkese açık olacak şeylerim zaten bunlar. Özel şeyler için yardım alıyorsanız özel bir şeyler yazıyorsanız dışarı açılmasını hoşunuza gitmeyecek verilerinizi paylaşıyorsanız haberiniz olsun bunlar elde tutuluyor. Ben bunu da yapmak istemiyorum. Aslında chatgpt bu kadar fazla kullanmamdan da bir açıdan memnun değilim. Çünkü çünkü dediğim gibi mahremiyetinize önem veren bir platform değil kesinlikle. Umarım ilerleyen zamanlardaki eminim bunun olacağından daha mahremiyetinize önem veren platformlar geliştirilecek. Mahremiyetinize daha çok güven verecek yapay zekalar gelişecek yakın zamanda ve umarım bu sefer onları bu şekilde entegre kullanabiliriz. Öyle bir şey olduğunda da yine mutlaka videosunu çekeceğim. Mahremiyetinize önem veren yapay zeka nasıl obsidine nasıl bilgisayarıma nasıl telefonuma entegre bir şekilde kullanıyorum diye. Ama kesinlikle ve kesinlikle unutmayın ChatGPT mahremiyetinize önem veren bir platform değil. Bu eklenti özgür yazılım. Bu arada onu da söylemek fayda var. Obsidian'a bu gösterdiğim eklenti özgür yazılım. Sadece seçtiğiniz şeyleri ChatGPT ile paylaşıyor. Dolayısıyla o açıdan da sadece seçtiğiniz şeylerin gittiğinden emin olabilirsiniz. Bu arada videonun sonuna kadar geldiyseniz Obsidian ile de ilgilisinizdir. Daha önceden Obsidian'da nasıl not aldığımı çekmiştim. Not alma sistemimi baştan aşağı size tanıtmıştım. O videoyu da seveceğinizi düşünüyorum. Yine kartlardan gidebilirsiniz. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yine gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden ekranda gördüğünüz destekçilerime de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Get Galactic Kalik MG Corporation Mustafa Yılmaz Murat Çavuk Mustafa Yücel Enes Aslan Mirza Emin Han Koç Kuwait Umut Enes Gözü Küçükle Keyifli Bolu Buruk Tarık Akay Raven Çağnay Gün Atlamış Muhammed Taha Tukarsan Çaykoski Selin Bayanoğlu Berk Akay Mert Genç Paradox Osman Onur Koç Abdullah Alıcıoğlu Mehmet Han, Korkmaz İsmail Sarıkaya Serkan Teşik ve Şahin Yataş Desteğiniz için teşekkürler. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekle bulunmak istiyorsanız yusufpek.me yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.